Dünya üzerinde 20 bin kadar orkide türü bulunmaktadır. Orkideler, toprakta yaşamayan epifit ve toprakta yaşayan terroristik orkideler olarak ikiye ayrılırlar. Sahlep yapımında kullanılan ana madde, terroristik orkidelerin yumrularından elde edilir. Yağmur yağdığında yalancı soğan, hava kökleri ve rozet şeklindeki yapraklar üzerine düşen suyu emer ve bir sonraki yağmura kadar bitki bu suyu kullanır. Bu yüzden orkidemize 10 günde bir sprey uygulaması yapmamız gerekmektedir. Orkideler 0,1 ila 0,25 milimetre çapında çok küçük tohumlara sahiptirler. Tohumlarda aynı zamanda endosperm yoktur. Bundan dolayı çimlenmeleri çok zordur. Orkidelerin doğal yetişme ortamlarında bazı fungusların olduğu zaman çimlenme meydana gelmektedir. Bu nedenle doğal ortam dışında orkide tohumlarının çimlenmesi için şeker, nişasta gibi maddelerin bulunması gerekmektedir. Birçok orkide tepe çeliği ile üretilebilir. Genellikle alınan çelikler 30-40 cm uzunluğunda 4-6 yaprak çifti ve birkaç hava kökünden oluşur. Alınan çelikler bir fungisit ile muamele edilerek köklendirme ortamına dikilir. Bazı orkidelerde yaprak koltuklarından çıkan sürgünleri ile üretilir. Bunlar boğumlardan çıkan köklü sürgünlerdir. En az 4 veya daha fazla kök oluşturan bu sürgünler ana bitkiden koparılır. Başka saksılara alınarak bitki büyümeye bırakılır. Gözlü gövde çeliği üretiminde çelikler boğumun altından ve üstünden 2 cm olarak kesilir. Kesim işlemi steril aletlerle yapılır. Kesilmiş gövde parçaları %10'luk klor içerisinde 10 ila 12 dakika süreyle tutularak sterilize edilir. Sterilizasyon işlemine tutulmuş parçaların uçları tekrar steril bir bıçak ile kesilir. Her parça özel ortamlarla hazırlanmış test küplerine yerleştirilir. 3 ay sonra bitki parçasının boğumundan kök oluşur. 2-3 kök oluştuğunda bitki besin ortamından uzaklaştırılarak uygun harca dikilmelidir. Yazın orkideler 32 santigrat derece sıcaklığa kadar dayanılabilirler. Ancak uzun süre bu sıcaklığa maruz kalmamaları gerekir. En iyi gelişmeyi sağlamak için orkidelerin 2 haftada bir gübrelenmesi gerekmektedir. Daha fazlası için kanalımıza abone olmayı unutmayınız. T göz açısı anaç gövdesini T şeklinde bir yarık açılır. Yarık açılır keskin bıçakla. Daha sonra kabuk kaldırılır. Kabuk kaldırıldıktan sonra meyve veren limondan, meyve veren herhangi bir limon olabilir, verimli bir çeşitten göz alırız. Bu gözü oraya yerleştiririz. Açtığımız T şeklinde boşluğa yerleştiririz. Daha sonra bunu aşı bandıyla sıkıca bantlarız. Kendini yok edenleri de var. Parafin içerikleri. Yani zaman içerisinde aşı tuttuktan sonra yavaş yavaş yok olup gidiyor ve
aşı yerini boğmuyor. Eğer çok sıkı bir bantla yaparsak aşı